Şu an Tavas ilçesinin Avdan köyündeyiz. Sağır Deresi mevkiinde arkamızda gördüğünüz kurulmak istenen maden ocağı işletmesi için buradayız. Köylülerimiz uzun bir süredir bu maden ocağının, önce termik santralin, çevreye olan zararları ve bölge halkına vereceği zararlar hakkında direnişe geçmiş. Termik santral projesini iptal ettirmiş, ancak yine de kömür ocağı işletmesinin devri içinde, işletmesi içinde Danıştay'da yürütmeyi durdurma istemli iptal davasını açmıştır. Yürütmeyi durdurma istemi hakkında işletme ve davacı tarafın savunmaları ve iddiaları Danıştay tarafından dinlenmiş olmasına rağmen henüz yürütmeyi durdurma istemine ilişkin herhangi olumlu ya da olumsuz bir karar vermemişken, gördüğünüz gibi işletme hukuka saygısız bir biçimde mahkemenin kararını beklemeksizin talana girişmiş bulunmaktadır. Dün bulunduğumuz mevkide, Sağır Deresi mevkiinde elimde bulunan 1833 ve 1834 parsel iki tarafın arasında bulunan devlet yolu yine işletme tarafından kazılmak istenmiştir. Köylülerin direnişi sonucu yolun hizasında ancak iş makineleri durdurulabilmiştir. Köylünün can güvenliği işletme tarafından tehlike altına atılmaktadır. Devletin yol olarak tahsis ettiği bölge işletme tarafından haksız bir biçimde işgal edilmektedir. Bizler Avdanların yanında olarak, bütün Denizli halkı olarak çevremizi, doğanın talan edilmesine, yakındaki zeytinlik alanların yok edilmesine karşı çıkıyoruz. Devletin tahsis ettiği yolun peşkeş çekilen çeteler tarafından işgal edilmesine, talan edilmesine karşı çıkıyoruz. Buradaki yol bölge halkının ancak direnişleriyle ayakta kalabildi. Ancak karşıda bulunan iş makinalarının çalışmakta olduğu bölgedeki yol zaten hali hazırda görüldüğü üzere işgal edilmiş, kazım işlemleri devletin tahsis ettiği yolda devam etmektedir. Bölge halkı tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur, ancak burada telafisi hiçbir zaman mümkün olmayacak zararlara yol açılmaktadır. Tüm kamuoyunu sağduyulu olmaya çağırıyoruz. Yetkili mercileri, Cumhuriyet Başsavcılığını gerekli işlemleri uygulamaya, suç işleyen, yolu haksız şekilde işgal eden bu çetelere karşı devletin işlem yapmasını, savcılığın işlem yapmasını bekliyoruz.